Efendim ben İrfan Çalışkan, Söz Milletin programı başlıyor. Vatandaşlarımıza bu bölümde kilolarına dikkat ediyorlar mı? Dikkat ediyorlarsa nasıl ediyorlar? Kilolardan nasıl korunuyorlar ya da kurtuluyorlar? Bugün bu soruyu biraz eğlenceli, biraz nüktedanlı bir şekilde vatandaşlarımızla muhabbet etmiş olacağız diyelim. Bu bölüme de sizleri şöyle davet etmiş olalım. Söz Milletin programı başlıyor efendim. Şimdi kilomuza dikkat ediyor muyuz? Kilomuza dikkat ediyoruz, evet. Diyet mi yapıyoruz? Nasıl dikkat ediyoruz? Yani diyetten daha ziyade yeme konusunda sınırlama getiriyoruz. Nasıl? Bize bir anlatın. Biz de öğrenelim. Kendimize bir şeyler katalım. Şimdi sabahları kahvaltıyı yapıyorum. Öğlen de yapıyorum. Bir şeyler yiyorum. Akşam yemek yemiyorum. Veya 3'ü 2'ye indiriyorum. Yani öğlen yersem, yemezsem akşam yiyorum. Öyle dikkat ediyoruz yani. Bir düzen yok. Tatlı seviyor muyuz? Tabii tatlıyı seviyorum da bir düzen olarak değil. İnsan kendisini biliyor aslında. Ne zaman ne yersen kilo alabileceğini, aldığın zaman da nasıl verebileceğini kendini biliyorsun yani. Ben kendimi biliyorum mesela. Spor da önemli. Yani bir taraftan yeme içmenin yanında spor da yapmak lazım. Bakıyorsunuz şimdi ne yazık ki artık çalışma hayatı ofise kaymış durumda. Çoğu çalışma hayatı öyle. Tabii sanayideki işçilerimize bir şey demiyoruz. Onlar beden gücüyle çalışıyorlar. Allah da onlara yardımcı olsun. Kolay değil, zor. İşte bir taraftan yine tabii kuryeler var. Onlar da koştur koştur çalışıyorlar. Yani bir taraf hareketli mesleklerin dışında genel olarak ofise bir kayma söz konusu. Orada söylüyor yemeği. İşte yiyoruz. Sonra oturduğumuz yerde şişiyoruz. Hareket de etmiyoruz ne yazık ki. Spor da yapmıyoruz. Hal böyle olunca kiloya gidiyor. Doğru. Türkiye'de de son yıllarda obezite sayısı her geçen gün daha da artıyor ne yazık ki. Ya bu kapsamda değerlendirdiğimizde aslında biraz dikkat, biraz spor, biraz da irade. Doğru. Benim hazırla ilgili hiçbir alışkanlığım yok. Yani kısa mesafelerde otobüs veya araç kullanmam, yürüyerek giderim. Hazır internet üzerinden hiçbir alışveriş, eve paket, servis öyle bir alışkanlığım yoktur. Doğal eski hayatı yaşıyorum. Dolayısıyla bu alanı bilmiyorum, tanımıyorum. O yüzden size ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama ben eski hayatı, doğal hayatı yaşıyorum yani. Yememde, içmemde, çalışmamda, hareketimde her alanı nasıl olması gerektiğini az buçuk kendimiz biliyoruz. Bahçe mi var? Bahçe var. Ne yapıyoruz o bahçeye? Bahçeyle mesela bahçede çapa var. Çapayla hazır yapabilirsiniz. Tabii ek biç var yani. Abi var. Ama nerede? Ankara'da mı? Burada, evet. Bursaklarda. Bir de belleme. Yani eski belle kendiniz yapıyorsunuz bu işi. Ben kendim yapıyorum mesela. Niye? Şimdi insanlar hobi bahçeleri alıyorlar. Gidiyorlar işte bir sürü para veriyorlar. Ev yaptırıyorlar, tamam. Bakıyorsun çapayı almış. Çapa makinesiyle yapıyor. Ya al eline beli, kazmayı, küreği. Toprakla meşgul olmak, elektrik, ter dök diyor. Stres atmak diyor. Elbette. Hem kilo veriyorsun, hem spor yapıyorsun, hem vücudunun çalışma alanları hareket ediyor. Dolayısıyla biz toplum olarak her alanda hazır olanlara yöneldik. Oradan kaybediyoruz. Buradan kiloyla ilgili sıkıntılar oluyor, hastalıkla ilgili sıkıntılar oluyor. Obezite doğru bir yaşam oluyor dolayısıyla. Teşekkür ettim abi, çok sağ olasın. Sağ olun. Yasin Maşar. Yasin, yeme içmeye dikkat ediyor muyuz? Evet, ediyorum. Kilona dikkat ediyor musun? Evet, ediyorum. Ne yapıyorsun? Bize bir anlatır mısın? Biz de bilgilenelim. Belki o doğrultuda bir şeyler yaparız. Yapmıyoruz ama yaparız. Sabahları 2 bardak ılık su, zeytinyağı, akşam iş dönüşü yoğurt, sarımsak. Hafif besleniyorum diyorsun. Hafif. Ama kolesterol var yine de yani, çıktı. Ya genç yaşta. Yaş da çok olmasa gerek. 29. Aynı yaştayız şurada, 29-30. Ya bakıyorsun, bak bu yaşlarda kolesterol çıkmış işte. Ya kim bilir yaşlılıkta, Allah korusun, ne çıkacak. Ama dikkat etmek lazım. Senin 2 kat daha dikkat etmen lazım. Öyle yapıyorum maalesef. Spor var mı? Spor, yürüyüş var akşamları. Galatasaraylıyız. Bak şeyde, armayı da takmışsın buraya. İnşallah. Koş, biraz koşacaksın artık. Futbol, halı saha. Halı saha bıraktım ya, bayağıdır oynamıyorum. Uzun zaman oldu yani. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür. Sağ olasın. Türkiye'de her geçen gün obezite sayısı artıyor. Evet. Sizce neden kaynaklı bu? Hareketsizlik bence en fazla. Fazla spor yapamıyoruz. Gençliğimizden bu yana da böyle alışmamışız. Bu yaştan sonra da tabii spor yararlı olacağı yere zararlı oluyor. Yoruluyorum diyorsunuz. Yani insan hali tabii yani. Gençlik gitti artık. Farklı. Yok, bitmedi yani. Ben sonuçta gene ruh olarak gencim de. Kaç hissediyorsunuz ruhen? Sence şu an kaç gösteriyorum? Ruhen bilemem onu. Ruhen demiyorum yani, fiziken. Şu an 50 gözüküyorsunuz. Yani tamam.
Ben de onun bir 10 sene gerisine şey yapayım diyorum. Ruhen. Ruhen yani. 40. Olmadı ama biraz ben 18-19 bekliyordum. Yok canım, o kadar da değil yani. Genç ruhlu olmak iyidir ya. Evet. Genç ruhlu olmak, genç kalmak her zaman iyidir. Yani psikolojik olarak şey olan insanlar, genç olan insanlar hastalık vesaire de kolay kolay yakalanmazlar. Yani yeme içmeye nasıl dikkat ediyoruz? Günde yani nasıl bir yeme içme alışkanlığınız var? Yoksa fazla mı tüketiyoruz biraz? Biraz aşırı kaçırıyor olabilirim yani. Hani porsiyonları biraz fazla olursa tabii haliyle kalori de fazla alıyorsunuz. Tatlıyı seviyor muyuz? Tatlıyı severiz tabii. En çok hangisini? Baklava. Baklava. O zaman sütlü tatlı baklava var biliyorsunuz. Sütlü çikolatalı baklava. Evet, evet, şu son birkaç yılın ürünü aslında. Evet. O zaman onu önereyim size. Önerirken ısmarlayacak mısın? Tabii canım, ısmarlarız. Ayıp ediyorsunuz. Ne demek? Olur mu öyle şey? Bir sütlü baklavanın lafı mı olur? Söz milletinse baklava da milletin. Yapacak bir şey yok. Eyvallah, eyvallah. Şimdi o işin latifesi tabii ama yerken dikkat etmek lazım. Yiyoruz, evet. Keyifle yiyoruz, tüketiyoruz. Biraz gaza gelip fazla yüklenince ya o mide, o aldığımız besin değerleri belki bize iyi olacak ama allak bullak oluyor. Yani şöyle düşünün. Bir şeyi çok yerseniz en son posası kalır geriye yani. Aynen. Başka bir şey kalmaz. Yok hani ben öyle aşırı obur falan vesaire değilim. Bir de şu var hani ben bir ara bundan bir 10 sene evvelsi veya bir şey yaptım. Hani ne derler? Diyet mi? Diyet yaptım, uyguladım, spor da yaptım. Hatta 68 kiloya kadar düştüm ve 3 ay gibi bir sürede düştüm. Görenler falan, abi falan gidicisin falan diyorlardı. Baktım ben o 68 kilo da bana göre değil. Yani boyumla hani derler ya işte boyun... Orantılı olması lazım derler. Evet. Hani, o da o kadar değil. Yani insan en iyi hissettiği kilo hangisiyse kendini iyi hissettiği bence o. Yani hani illa da 68-70 değil yani. Yani atıyorum o zaman da böyle sanki rüzgar gelse uçuracak veya işte böyle ayağınız yere sağlam basmıyor falan. Yani düşün yani X large giyerken medium'a düşüyorsunuz falan yani böyle. Veya bir şey oldu, kilo vermiştim. Pek de hoşuma gitmedi yani açıkçası. Yani benim o şu anki kilomdan çok... Hani 5-10 kilo böyle verebilsem bana yeter yani. Çok fazlasını istemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı bir eklemek istediğiniz bir şey? Kendinize iyi bakın. Kiloya dikkat ediyor muyuz? Etmiyorum abla. Neden? Yiyorum. Ya neden bu kadar yiyoruz abi? Ne var yani? Yemek Allah nimet vermiş, yiyoruz. Aslında biraz, dikkat etmeye çalışıyoruz ama. İfrat tefrit biraz ayarlı yesek ne olur? Kaçırıyoruz sanki ayarını. Dikkat ediyoruz aslında da hareket yok. Ne iş yapıyoruz? Turizmciyim İstanbul'da. Biraz da sizin iş hareketli ama baktığında. İşte benim iş hareketli değil. Ofiste miyiz? Ofis gibi yani, hepsini telefonda hallediyorum. Ya şimdi ofis ortamı da hakikaten dediğiniz gibi bir şey oluyor. Evde yapıyorum aslında hepsini. Evden de yemek götürüyorsunuz ofise? Yo, evdeyim zaten hep. Hep evdesiniz. Aynen. Ya o zaman telefonda, insan... internette yapıyorum hepsini. Ya anladım şimdi. Evde bile bir şey yap, yiyorsunuz en azından. Oturduğunuz tabii, yerde. Tabii, tabii. Hareket kısıtlı. Hareket yok. Ne yazık ki kilo oluyor. Ya vallahi öyle. Diyet ama yapıyor musunuz? Bulunduğumuz alanda da pek bir sosyal tesis de yok. Ben İstanbul'da, Bağcılar'da oturuyorum. Maalesef etrafımızda da öyle çok bir sosyal bir tesis yok, spor salonu yok. Pek gidemiyoruz aslında. Bunu diyetle mi acaba böyle bir absorbe edilebilir mi bu? Diyeti denedim de. Olmuyor mu? Bir hafta sürdü. Fazla sürmedi. Teşekkür aynen. Ederim abi. Teşekkür. Var mı eklemek istediğiniz? Yok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ ol, sağ ol. Öyle bir şey, rejim uygulamıyorum da yalnız yürüyorum. Başka bir şey yapmayayım yok ya. Hareket halindeyim diyorsunuz. Aynen öyle. Bir de meslek icabı. Ne yapıyorsunuz? Hangi meslekle uğraşıyorsunuz? Dondacıyım ben. Yani sanayide. Aynen öyle. Hareketlidir yani sizin oralar. Aynen öyle. Günlük beslenme alışkanlıklarınızda neler var? Ne yiyip ne içiyorsunuz? Sabah öğle akşam mı besleniyorsunuz yoksa iki öğün mü? Öyle bir şey uygulamayayım ya. Öyle bir program yok. Öyle bir rejim falan yok yani. Öyle rastgele içiliyoruz hani o şekilde. O zaman iyi koruyorsunuz yani bünyeyi. Yengen daha iyi koruyor işte. Yengen dikkat ediyor biz işte. O olmazsa diyorsunuz? Olmaz. Ne yapıyor? Ekmeği çok yiyor. Ekmeği mi çok yiyor? Ekmeği çok yiyor. Ekmeği çok yiyor. Ben ekmeği yemekten bir porsiyon daha yediyorum. Sen de biraz eline az ekmek koy teyze. Çok aynen. Koyuyorsun demek. Alıyor. Kendi alıyor. Diyor ki çok ekmek yiyor diyor. Ne yapacağız şimdi? Bizde bir adet var. Çalışan şey ekmek yemediği zaman acık kendimi doymuyorum sanıyorum. Siz yapıyor musunuz? Siz dikkat ediyor musunuz? Ediyorum ben.
Nasıl dikkat ediyoruz? Sabah kahvaltıma dikkat ederim. Akşam yemeğime de kendimden dikkat ederim. Ne yersiniz mesela sabah kahvaltısında? Zeytinyağımı yeni başladım ona da. Avokadomu yerim, cevizimi yerim, peynirimi yerim, haşlanmış yumurtamı yerim, balımı, tereyağımı yerim. Avokado diyor. Aynen öyle. Kendine bakıyor demek. Bakıyor, benden iyi bakıyor. O zaman bizim durum kötü. Aynen baba. Erkeklerin durumu kötü. Ya değişir üstad ya, değişir. Misafirler var, teşekkür ederim. Vallahi helal olsun. Avokadosu, zeytinyağı, peyniri, cevizi, maşallah. Öğrendik bir şeyler senden, artık uygulayacağız. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Sağ olasın. Kardeşim, kiloya dikkat ediyor muyuz? Et demiyoruz. Neden? Kiloya dikkat etmek için dengeli, sağlıklı beslenmek gerekiyor. Şey yaparsanız ki, takdir ederseniz ki. Evet, çok doğru söylüyorsun. Şimdi aldığımız maaşlar belli, iş durumu belli, gelir belli. Kirasıdır, faturasıdır derken beslenmeye vakit kalmıyor diyebilirim. Beslenmeye diyorsun, yeterli paramız kalmıyor diyorsun. Aynen öyle. Ya her şey bir anda şey yaptı, zamlandı, siz de biliyorsunuz. Öyle oldu, evet. Şimdi kirayı ödüyorum. Ben asgari ücrete yakın çalışıyorum. Ben üniversite ilk 1000'den girdim. Tam burslu okudum. İşte 4 senede mezun oldum. Hemen iş hayatına atıldım. Bekliyoruz ki biz eğitim alırken. Çok güzel iş olanakları bizi bekliyor. Güzel bir kariyer bizi bekliyor. Yapmadığım iş kalmadı diyeyim. Kendi alanımda ilerleyemiyorum. Ne alan ne? Ben İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum. 4 senede de bitirdim, uzatmadım. Hani aileme de yük olmayayım daha fazla. Artık kendim idame ettireyim hayatımı. İşte kariyer basamaklarını tırmanalım, biz de güzel yerlere gelelim edelim. Olmadı. Tabii bir dil bir insan, iki dil iki insan dedikleri. Çok doğru söylüyorsun. Olay da yansımıyor işverenler tarafından. Ondan da biraz aslında şikayetçiyiz. Şu an yaptığım işten aslında memnunum. Ama yine hak ettiğimi alıyor muyum? Almıyorum. Dediğim gibi kirama gidiyor, faturalarıma gidiyor. İhtiyaç bir şey karşılanmıyor bu durumda. Bu gelirle bu durumda. Hayal ediyorsun ki kaliteli bir şey yesem, ona para vermeye çalışsam diyorsun. O onu denklemiyor. Haliyle haklısın. Çok da mantıklı söylüyorsun. Yani netice itibariyle görünen de bir gerçek var. Önemli olan şu, bu zor süreci milletçe aşabilmemiz. Bunu da inşallah üstesinden geleceğiz. Konumuz kilo. Az buçuk dikkat ediyoruz diyorsun. Ediyoruz, evet. Ama hafif biraz. Hafif tatildeyiz. Normal. Salma mı var? Salma var biraz, evet. Ya abi, benim sana sorduğuma bakma, ben de dikkat etmiyorum. Siz dikkat ediyor musunuz? Ben de pek dikkat etmiyorum. Valla ben de dikkat etmiyorum, yalan yok. Millete soruyoruz dikkat ediyoruz mu diye de biz dikkat ediyor muyuz? Biz etmiyoruz ki. Evet. Millete soruyoruz. Evet. Ya işin esprisi tabii. Ama dikkat etmemiz lazım, doğru değil mi? Tabii. Yani dikkat etmek aslında ne yapıyorsunuz? Yapalım. Geziyoruz böyle. Biraz yürüyüş diyorsun. Başka türlü bir şey yapamıyoruz. Tamam, bugün yürüdük, yarın yürüdük ama öbürsü gün ne yapacağız? Yaşlılık var bizde biraz. Fazla yürüyemiyoruz, şeker var. Artık siz biraz yediğinize içtiğinize fazla dikkat edeceksiniz. Tabii. Belki spor geçti sizden ama geçti de denilmez aslında. Şöyle bir yürüyüş, yaşlılar koşmaz illa ama bir yürüyüş yapar değil mi? Bir hafif şöyle bir bastonuyla beraber parkta, sağda solda. Kireçlenme var bu oyunda, fazla iş yapamıyor. Yüzme var mı? Yüzme olduğumuz yerde kıvrınırız gene. Abi siz nasıl dikkat ediyorsunuz? Ya Almanya'da yemeğe, suya dikkat ediyoruz ama izinde tabii ki tatilde o şeyler mümkün değil yani. Orada yemek, burada yemek, tatlı, şu bu derken şeyi kaçırdık bir haftadan beri. Ayar kaçtı diyorsun. Ayar kaçtı, evet, maalesef. Şimdi bir de memlekete geliyorsunuz, gurbetçiler. Evet, bizim memleket... Gelince de ne varsa yiyip gidiyorsunuz abi. Aynen, o da var. Özlem de var ya ondan. Özlem de var. Tabii ki dikkat edemiyorsunuz. Her yerde öğününüze koyulduğunu getiriyorsunuz yani. Artık biraz dikkat edeceğiz. Tabii ki, evet. Abi siz... Ekmeği çok azalttım. Ekmeği az yiyorum. Onun dışında işte hamur işlerim. Bir de gece yatmadan bir şeyler de yiyordum. Artık onları da yemiyorum. O şekilde korumaya çalışıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Nereden geldiniz Almanya'dan? Biz Bartın'dan geldik. Almanya'dan Essen'den. Almanya Essen'e o zaman... Burası Bartın, Türkiye. Karadeniz bölgesi. O zaman Essen'e bir selam edelim buradan. Essen'de bol selamlar. Gurbetçilerimize. Bol selamlar Ankara'dan.
Almanya'ya. Esen'e. Esen'e bolca selam. Bolca selam. Efendim, Söz Milletin programının sonuna geldik. Bu bölümde vatandaşlarımıza kilonuza dikkat ediyor musunuz dedik ama tabii biz ediyor muyuz o kilolara dikkat? Elbette biz de etmiyoruz. Fakat ne yapıyorlar, nasıl dikkat ediyorlar? İşte az önce gördüğünüz röportajlar özelinde kilolarımıza nasıl dikkat edeceğimiz sorusunun cevabını vatandaşımız yanıtladı. Efendim, başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.